Mekanik yapılar, iki boyutlu mekanik tasarıma önemli oranda hız ve verimlilik katmaktadır. Mekanik yapılarla ilgili genel özellikleri bu alıştırmada bulabilirsiniz. Öncelikle seçeneklere gidelim ve mekanik yapılarla ilgili ne tür ayarların olduğunu genel olarak bir bakalım. Seçenekler diyalog kutusunda AM Structure bölümü bizim mekanik yapılarla ilgili seçeneklerin ve ayarların yer aldığı bölümdür. Genel bölümü altında seçim yönteminin bottom up ya da top down olarak seçimi ve ayarlanması mümkün. Bu nesnelerin seçimi sırasında kullanılan bir yöntemdir. Browser penceresi adını verdiğimiz bir kullanıcı arayüzünde sağ tuş komutlarının nasıl çalıştığı ile ilgili seçenekler, gizleme durumlarının nasıl olacağı ile ilgili ayarlar gibi genel ayarları buradan yapabilirsiniz. Bileşenlerin alacağı örnekler, dizinin alacağı örnekler, hangi görünüşlerin kullanılacağı buradaki ayarlar bölümünden ayarlanabilir. Çalışma alanını Structure olarak değiştirdiğimizde sol tarafta Mechanical Browser isimli yeni bir kullanıcı arayüzünün açıldığını göreceksiniz. Model ve Drawing bölümlerinden oluşan bu kullanıcı arayüzü mekanik yapıların listelendiği bölümdür. Aynı şekilde Structure şerit menüsünde mekanik yapılarla ilgili komutların toplandığı menüdür. Araçlar, mekanik yapıların oluşturulması, gizleme durumlarının ayarlanması gibi komutlar buradaki panellerde yer alır. Browser penceresinde dikkat ederseniz herhangi bir mekanik yapı tanımlı değildir. Drawing isimli girdiği seçip sağ tuş menüsüne girdiğimizde New altında Component ve Folder isimli iki tane mekanik yapı göreceksiniz. Buradaki Browser Options bölümü ise Browser penceresindeki mekanik yapıların nasıl listeleneceğini ve görüntüleneceğini ayarlar. Çok basit bir mekanik yapı tanımlayalım. New ile girdiğimizde 3 farklı mekanik yapı tanımlanabileceğini görüyorsunuz. Component View, bileşen ve bileşen görünüşleri, Annotation View, notasyon görünüşleri, folder, dizinler tanımlanabilir. Yeni bir bileşen tanımlayacağız. Bu bileşenin ismi, hangi görünüşünün default olarak tanımlanacağı, temel noktası ve hangi nesnelerin bu görünüşe ait olacağı. Herhangi bir nesne seçmiyoruz. Enter ile devam ediyoruz. Temel noktasını 0,0 olarak ayarlıyoruz. Ve dikkat ederseniz browser penceresine Compute isimli bir bileşen ve onun top yani üst görünüşü tanımlanmış olur. Top ikonuna çift tıkladığımızda üst görünüş aktif duruma gelir. Ve burada yapacağınız tüm işlem otomatik olarak üst görünüş özelliği içerisinde yer alır. Bileşeni seçip sağ tuş menüsünden New ve Component View seçtiğimizde bu bileşenin farklı bir görünüşü daha tanımlayacağımı söylüyorum. Bunun için de default olanları Enter ile geçiyorum. Ön görünüşe çift tıklıyorum. Bir dikdörtgen çiziyorum. Burada yapacağım şu anda ön görünüş aktifken yapacağım tüm çizimler ön görünüşün tanımına yazılır. Şimdi dikkat ederseniz ön görünüş seçtiğimde ön görünüş, üst görünüş seçtiğimde üst görünüş, bileşeni seçtiğimde ise bileşene ait tüm görünüşler ışıklandırılır. Yeni bir bileşen daha tanımlayacağız. Bunun için yine default olanları Enter ile geçelim. Herhangi bir nesne seçmiyoruz şu anda. Browser penceresinde yeni bir bileşenin tanımlandığını göreceksiniz. Bunun dışında Folder ve Annotation View isimli farklı bir mekanik yapıları ilerleyen alıştırmalarımızda yeniden geri döneceğiz. Şerit menü altındaki Quick Component komutu ise size hızlı bir şekilde bileşen tanımlamanızı sağlar. Mekanik yapıları başka bir örnekle anlatmayı sürdürelim. Kullanacağım çizimi açıyorum. Bu çizimde daha önceden oluşturulmuş bazı nesneler görmektesiniz. Mekanik yapılarla daha rahat çalışabilmek için öncelikle çalışma alanlarını Structure olarak ayarlıyorum. Böylece sol tarafta browser pencerem açılmış olur.
Browser penceresinde bu çizimde daha önceden bir bileşiğin tanımlı olduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda bu bileşiğin altında 3 farklı görünüş yer almaktadır. Bunların da değişik nesnelerden oluştuğunu üzerine tıkladığınızda görebilirsiniz. Bileşiğini seçip sağ tuş menüsünden Visible komutunu çalıştırdığınızda geçici olarak bu bileşiğini gizlemiş olursunuz. Ana montaj seviyesinde New Component komutu ile yeni bir bileşen tanımı yaratabilirsiniz. Bileşenin ismi, hangi görünüşün oluşturulacağı ve bu görünüşte yer alacak nesnelerin işaretlenmesi, daha sonrasında yerleşim noktasının gösterilmesi ile bileşen tanımlanmış olur ve bu bileşenin görünüşü de oluşturulur. Bileşenin diğer görünüşünü oluşturabilmek için bileşeni işaretleyip sağ tuş menüsünden Component View ile hangi görünüşün oluşturulacağı soruluyor. Yan görünüş bilgisini giriyorum, nesneleri işaretliyorum, sağ alt köşeyi de yerleşim noktası olarak tanımlıyorum. Şimdi daha önceki adımda gizlemiş olduğumuz bileşeni yeniden açalım. Bir üçüncü bileşen tanımlamak için yine montaj seviyesindeyken sağ tuş menüsünden New Component komutu ile bileşenin ismini giriyorum. Hangi görünüşün tanımlanacağını soruyor. Yan görünüş olacağını söylüyorum. Eğer bu görünüş için çiziminizde herhangi bir nesne tanımlı değil ise nesne sorduğu kısmı Enter ile geçebilirsiniz. Yerleşim noktası 00 olarak tanımlıyorum. Daha sonra bu görünüş için nesne tanımlamak amacı ile browser penceresinden görünüşe çift tıklıyorum ve böylece aktif olarak bu görünüşün tanımlanmasına girmiş oldum. Dikkat ederseniz bu görünüşe ait olmayan diğer nesneler geçici bir süre grileşti ya da gölgelendi. Line komutunu kullanarak ekranda gördüğünüz nesneyi çiziyorum. Böylece bu nesne şu anda aktif olarak yan görünüş olduğu için onun tanımına yerleşmiş oldu. Diğer görünüşü oluşturabilmek için öncelikle ana montaj seviyesine dönüyorum ve burada vertical olarak yardımcı çizim nesne komutları ile iki tane düşey nesne oluşturuyorum. Dikdörtgen komutunu kullanarak nesne kenetleme özellikleri ile üst görünüşü temsil edecek olan dikdörtgeni çizime yerleştiriyorum. Şimdi yapmam gereken bileşeni işaretlemek ve sağ tuş menüsünden New Component View komutu ile yeni bir görünüş oluşturacağımı söylemek. Hangi görünüş olduğunu soruyor, üst görünüş olduğunu gösteriyorum. Nesneler hangisi diye soruyor. Bir önceki adımda çizdiğim dikdörtgeni işaretliyorum ve yerleşim noktasını işaretliyorum. Böylece bu bileşenin bir başka görünüşünü de tanımlamış olduk. Mekanik yapıların bir diğer parçası da dizinler adını verdiğimiz bir özelliktir. Dizinler, parça ya da montajlar gibi BOM veri tabanına otomatik olarak yerleşmezler. Tek farkları budur. Ama birçok anlamda kullanışlı olabilecek yapıdır. Üst görünüşe çift tıkladım. Dikdörtgen komutunu kullanarak bir basit dikdörtgen çizdim. Eksen komutları ile bir dikdörtgenin ortasından geçecek iki eksen tanımladım. Dizin tanımlamak için bulunduğum aşamada görünüşü seçiyorum. Sağ tuş menüsünden New ve onun altından da folder komutunu çalıştırıyorum. Bana öncelikle dizinin ismi soruluyor. Dizinin ismini slot olarak giriyorum ve bu dizin hangi nesnelerden oluşulacak diyor. Nesneleri seçiyorum. Yerleşim noktasını orta noktası olarak belirliyorum ve böylece dikkat ederseniz browser penceresinde üst görünüşün altında bir dizin tanımlanmış oldu. Bu dizinden bir başka örneği çizime yerleştirebilmek için dizini seçiyorum. Sağ tuş menüsünden New Instance komutunu kullanıyorum. Yapmam gereken yeni yerleşim noktasını göstermek ve açısını belirtmek. Biraz bloklara benziyor ama daha pratik ve daha yetenekli bir özelliktir. Ana montaj seviyesine geri dönüyorum. Şimdi
Montajın yeniden yapılandırılmasına biraz bakalım. Öncelikle ana montaj seviyesinde yeni bir bileşen tanımlayacağım. Bunun ismini giriyorum. Görünüş olarak hangisini kullanacağımı soruyor. Üst görünüşü geçiyorum. Nesneler henüz tanımlı olmadığı için Enter ile devam ediyorum. Yerleşim noktası olarak 00 seçiyorum. Bu henüz bileşen durumunda. Yeniden yapılandırma için bileşeni seçiyorum. Farenin sol tuşuna basılı tutarak diğer bir bileşenin üzerine getirip bıraktığım an bir diyalog kutusu açılır. Burada yeniden yapılandırma için sol taraftaki görünüşleri sağ tarafa taşıdığımızda dikkat ederseniz browser penceresinin yapısında bir değişiklik olur. Bir alt montaj tanımlamış olduk. Bu alt montaj şu anda bir parçadan oluşur. Ve Tab isimli üst görünüşü tanımlı. Bir başka bileşeni de tutup çekiştirerek alt montajın üzerine bıraktığımda yine aynı diyalog kutusu açılır. Yine soldakileri sağdaki tarafa taşıdığımda böylece bu alt montajın ikinci parçasını da tanımlamış olacağım. Alt montajı işaretleyip sağ tuş menüsünden New Component View ile bu sefer diğer bir görünüşünü tanımlayacağımı söylüyorum. Bileşenler, daha doğrusu alt montajın içerisinde üst ve alt yan görünüşü tanımlamış olduk. Diğer parçalardaki görünüşlerin ikonlarını işaretleyip alt montajın görünüşlerini sürükleyip bırakırsam yeniden yapılandırma ile sağlamış olurum. Mekanik yapılarla ilgili alıştırmalarımızın bir diğeri de mekanik yapıların yeniden kullanımı. Bunun için kullanacağım dosyayı açıyorum. Kullanıcı arayüzümüzü değiştirebilmek için çalışma alanlarından Structure'ı seçiyorum. Browser penceresinde bu dosyada bir ana montajın altında değişik alt montajlar ve parçalardan oluştuğunu göreceksiniz. Yan görünüşte herhangi bir düzenleme yapabilmek için ilgili alt montajın yan görünüşüne çift tıklıyorum ve böylece aktif duruma gelmiş oluyor. Dikkat ederseniz bir eksik kısım var, onu hemen oluşturalım. Copy komutunu kullanacağız. Kopyalamak istediğimiz nesneyi işaretliyoruz. Tutma noktasını seçiyorum ve yeni yerleşim noktasını belirliyorum. Şimdi browser penceresinde yeni bir bileşen daha oluşturulduğunu göreceksiniz. Kopyalamak için seçilen nesneler bir bileşen oluşturduklarından kopyalama sonucunda da bu bileşen bir başka örneği ile daha çizime yerleşmiş olur. Eğer bir bileşeni daha önceden farklı bir görünüşü tanımlanmış ise o zaman bu görünüşü çizime yerleştirmek oldukça basittir. Bileşeni seçerseniz sağ tuş menüsünden Insert Component View altından yerleştirmek istediğiniz görünüşü gösterirsiniz. Burada biraz önceki adımda yerleştirmiş olduğumuz bileşenin bir başka görünüşünü de diğer tarafa çok kolay bir şekilde yerleştirmiş olduk. Mekanik yapılar içerisinde bir başka özellik daha bulunmaktadır. Structure Catalog isimli komutumuz başka dosyalara ulaşmamızı ve o dosyalarda bulunan başka yapıların da bu dosyada kullanılmasını sağlar. Öncelikle Extrude Drawing kısmından alıştırma dosyalarını buluyorum ve sağ tuştan Add to Favorite diyerek favorilere ekliyorum. Buradaki listeden bir çizim seçtiğimde bu çizimde yer alan mekanik yapılar direkt bizim şu anki aktif resmimize yerleştirebiliriz. Burada örneğin bir bileşen tanımlıymış daha önceden. Onun yan görünüşünü tutup sürükleyerek aktif olan dosyama yerleştirmiş oldum. Yine benzer bir şekilde bir çalışma daha yapalım. Yan görünüşünü seçip aktif olan çizimimi bu şekilde kolay bir şekilde yerleştiririm.
Bu sayede katalog ile farklı çizimlerde bulunan montajları, çalışmaları çalıştığımız çizime kolay bir şekilde yerleştirebiliriz. Ana montaj seviyesine geri döndüm. Burada bazı düzenlemeler yapmak gerekiyor. Browser penceresinden bileşeni işaretleyip sağ tuşa bastığımda zoom to komutunu kullanarak çizim ekranında o bileşeni yaklaşma mümkündür. Tam tersi de mümkündür. Çizim ekranında işaretlemeleriyle bir bileşeni aktif duruma getirip bunun browser'da bulunmasını da sağlayabilirsiniz. Sağ tuş menüsündeki Find Browser komutu bu amaç ile kullanılır. İstediğim bileşeni buldum. Onu geçici olarak gizliyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz parçada bazı değişiklikler yapacağız. Bunun için Home şerit menüsüne geliyorum ve pah kırma komutunu çalıştırıyorum. Pah kırma değerlerine girdim. Pahlanacak kenarları işaretledim. Bu bir bileşen olduğu için bunun örnekleri de dikkat ederseniz otomatik olarak pahlanmış oldu. Şimdi daire komutunu kullanarak bir bölüm daha oluşturalım. Orta noktayı işaretliyorum. 35 mm çapında bir daire olacağını söylüyorum. İstemediğim kısımları temizlemek için trim komutunu kullanıyorum. Elde etmek istediğim bileşeni oluşturdum. Diğer bileşenlere baktığımızda bazı nesnelerin diğer nesnelerde olmadığını fark edeceksiniz. Bunu halletmek oldukça basittir. İlgili bileşenin görünüşünü çift tıklıyorum. Daha sonra Structure şerit menüsüne geliyorum ve bu menü altından Add komutunu çalıştırıyorum. Eklenmesini istediğiniz nesneleri gösterdiğiniz an bu bileşenin diğer örneklerde de güncellendiğini göreceksiniz.